Bitlis Detay programından herkese merhabalar. Bugün Bitlis'in Adil Cevizi ilçesindeyiz. Van Gölü aktivistlerinin düzenlemiş olduğu balık festivalindeyiz. Sizlere festivalden görüntüler aktaracağız. Herkese değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Haydi bakalım oturalım, tüm dostları alaya bekliyoruz. Yağmurlar üstüme, kızar yağmurlar üstüme. Çıktım duvar üstüme, kızar çıktım duvar üstüme. Meğer ki memeymiş, sen dur meğer ki memeymişem. Yar sevem yar üstüme, kızar yar sevem yar üstüme. Çölden ben su çekerim, gidenin dönsün diye yasağa yaş dökerim. Gidenin dönsün diye yasağa yaş dökerim. Vay! Evet Nimet Bey, seni böyle halay alalım Nimet Bey. Vay! Ah yıldır akar durulur, yeldiren sert savrulur. Yar diyenin koluna kelepçe mi vurulur? Yar diyenin koluna kelepçe mi vurulur? Hanım nanay nanay, canım nanay nanay. Gel şahalım eyvana, gel şahalım seyrana. Oy sumalar, sumalar, bölük bölük dumanlar. Benim mezar taşımı son köyüme dumanlar. Kırmı kızır ne kızlar, boyda yeşil kızlar. Oh,
gözüm hadi bakalım. Su gelir akar gider, yar gelir bakar gider. Yar gelmiş görmemiş, kör olsun böyle nane. İndiri gider, indiri gider. Abi eller nerede? Eller eller. Hadi yavuk hoca eller. Vay vay vay. Ola filipi ben. Halbisin derdi ben. Altın yüzün aşkım. Bir son birim giden. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Burası bir gönül işi. Evet, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Bunlar derya kuzuları. Burası bir göl değil, bir deniz. Bunu da ayrıyetten söylememiz gerekir. Çünkü ucu bucağı gözükmeyen bir Van Gölü, bir dünya harikası. Burada sıcakkanlı, misafirperver insanlarımız var. Oğlum bir dakika, oğlum bir dakika. Gel, balık pişirelim mi? Balık yiyecek mi? Al, biraz hadi oğlum da salla. Al salla bakalım. Hadi. Al bakalım benim aslan oğlum. Hadi benim oğlum. Bu balıklar inşallah bu çocuklarımız da, torunlarımız da yerler. Bizim bunun için şu anda korumamız gerekiyor. Evet. Hocam çok güzel bir konuya değindi. Malumunuz av yasağı yapıldığında eğer ki avlanma yasağına uyarsak, yanlışsam lütfen hocam düzeltsin, bir balık yılda 60 bin yumurta bırakmakta. Eğer ki bir yıl bu avlanma yasağına uyarsak, sene 12 ay boyunca balık yiyebilir hale geleceğiz arkadaşlar. Hadi oğlum pişirsin bakalım, babasıyla beraber pişirsin pişirsin. Başkanım İzmir'den diyorlar ki bize de gönderin diyor. Öyle yok, öyle yok. Adil Cavaz'a gelecekler, yerinde tadına varacaklar bu insanlar. Tabii İzmir'e de selam söylüyoruz. Birçok hemşerimiz, birçok dostlarımız da oradalar. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi. Onlara hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sizlerin aracılığıyla özlem gideriyorlar, hasret gideriyorlar. Tabii balığımızın yanında bir de ayran aşımız var. Halkımız bilir bunu. Bunu da ikram edeceğiz misafirlerimize. Tüm İzmir'i ve tüm Türkiye'yi Bitlis'e, Adil Cavaz'a davet ediyoruz. Evet gelin dostlar, da gördüğünüz gibi Van Gölü balığı şu anda çıtır çıtır bir şey yok. Hep hadi yapalım mı? Ama öyle böyle böyle. Canlı yayın var mı? Canlı balık, canlı yayındalar. Ünce kardeşim canlı yayında herhalde. Bitlis'teyi. Evet sayın misafirlerimiz. Biz aslında biz tekrar gelen herkese hoş geldin diyoruz. Şu anda aramızda
değerli müzisyen abimiz var. Binyamin Babahan. Ve alkışlarla Binyamin Babahan'ı mikrofona davet ediyoruz. Binyamin Hocam sizi böyle buraya devam edin miyiz? Abi alkış yok mu Binyamin Hocam? Ya. Evet Binyamin Hocam bile alkış alalım. Hocam gel gel. Hiç kurtuluşun yok gel. Ben de cevap almasını biliyorum. Evet şimdi. Gençlerimiz. Değerli başkanım şu anda Erdoğan'dayız da. Sizi şu anda izliyorlar. Ne demek istersiniz? Bu işi live ile yapacaklar. Biliyorum. Daha da güzel yerlere gidecekler biliyorum. Onları çarşıya da geçiş yapı istirham ediyorum. Onlar alkışları bu kadar mı arkadaşlar? Allah bu günlerimizi aratmasın. Adil Cevaz'da. Van Gölü'nün barınları da çok güzel. Arkamızda Şüphan Dağı, önümüzde Van Gölü. Efendim söyleyeyim. Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi. Şu anda isim. Özellikle bu güzelim, bu Van Gölü'nü, bu balığı yaşatmak şimdi için. Şimdi değerli başkanım adam bir konuşmak için tam zamanı gelmiş. Konuşmasından sonra müsaadenizle bunu yapıyoruz. Ben çalışacağım arkadaşlarımız. Efendim, işte bütün hemşehrilerimiz burada, dostlarımız burada. Protokol olmadan eğleniyoruz, oynuyoruz, gülüyoruz. Bu ilki bundan sonra daha güzel, daha düzenli olacak. Başkanım şu anda size selam gönderiyorlar. Türkiye'nin her tarafında. Efendim, bütün hemşehrilerimi, dostlarımı, Türkiye'deki bütün balık severleri, doğa severleri buraya davet etmek istiyorum. Şu an yanımızda Van Gölü aktivistleri, Adil Cevaz temsilcisi Orhan Bey var. Orhan Bey sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Öncelikle diyorum. Ben Bitlis Adil Cevaz Van Gölü aktivistleri temsilcisiyim. Bugün üçüncüsü olan balık ve incik kabarı balığını burada festivalini yaptık. Vali Bey, Vali Yardımcısı, tüm kaymakamlar, belediye başkanları, Katman Ticaret Odası, Adil Cevaz Nafsalatkar Odası hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler ve tüm konuklar, tüm misafirler hoş geldiniz diyorum. İnşallah bunun devamını yapacağız. Yapmaya da çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Böyle bir yerde Adil Cevazımızın gerçekten şirin bir yerdir. Temiz bir sahili var. Bunu da daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun çabasını yapıyoruz. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Orhan Bey, Van Gölü aktivistleri nedir? Ne yapar? Etkinlikleri nelerdir? Bizim amacımız Van Gölü havzasını temiz tutmak bir. İkincisi, Van Gölü'nün inci kebali dünyada türü benzeri bulunmayan bir balıktır. Bunu da öğrenme zamanında bunun avlanmasını önüne geçirmesidir. Bunun için gayret gösteriyoruz. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah. Peki ne gibi aktiviteleriniz var? Şimdi ben bu işe gönüllü olarak geçtim. Van Gölü Aktivistleri Derneğimiz Van 100. Üniversitesi'nde kuruludur. O da devam ediyor. Ben de gönüllü, yani Adil Cevazımızın Van Gölü'müzü temiz tutabilmek için ben de gönüllü olarak Adil Cevaz temsilcisi görevini devraldım. Peki Adil Cevaz'daki bu etkinlik, balık etkinliğini yeterli buldunuz mu? Katılımı yeterli mi? Evet. Gerçekten halkımız duyarlıdır. Adil Cevaz olarak ben söylüyorum. Adil Cevaz'ın halkı gerçekten duyarlıdır. Bakıyorsun mesela sahilleri tertemiz bir yerdir. Hem balığı yönünde hem sahili yönünde Adil Cevaz halkı gayret gösteriyor. Peki teşekkür ederiz. Adını Van Gölü diye dediğimiz, ancak biz halk arasında Van Denizi dediğimiz, bu Van Denizi'nde dünyada yetişmeyen inci kefali sadece Van Gölü'nde yetişmektedir. Bu Van Gölü balığını, bununla beraber Van Gölü'nün daha doğru, daha düzgün anlatılması, daha temiz bir coğrafyaya kavuşması alanında Van Gölü Aktivistler Derneği olarak yapılan çalışmaları bizler de sivil toplum kuruluşları olarak sonuna kadar desteklemekteyiz. Ben Türkiye'nin değişik coğrafyalarını, değişik yerlerini eminim hepiniz de görmüşsünüzdür. Halkımla bir kez daha gurur duyuyorum. Van Gölü'nün en uzun sahili Adil Cevaz'da olmasına rağmen
ve en temiz sahili de Adil Cevaz'dadır. Halkımızın gölünün doğasının kirlenmemesi için göstermiş olduğu özveriden dolayı bence sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum arkadaşlar. Değerli dostlar, hepimiz buraya eğlenmeye geldik. Eminim eğleniyorsunuzdur. Doya doya, güle güle bir zaman geçirmek istiyorum. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi organizeyi ve desteği yapmakta olan Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Özel Hocam, bu arada adını söylemeden geçemeyeceğim aynı derneğin Adil Cevaz temsilcisi Sayın Acı Orhan Emin Beyefendi'ye, bu organizede destek verdiklerinden dolayı Tatvan Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, Adil Cevaz Belediye Başkanıma, Kaymakamıma, Emniyet Müdürüme, Güvenlik Güçlerime, herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Sözü Erdoğan Hocama bırakıyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim buradaki bütün katılımcılara. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, Tatvan Ticaret Odası Başkanımız, Belediye Başkanımız, Esnaf Sanatkar Odası Başkanım ve daha sayamadığım misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada gerçekten biz hep beraber bir tarih yazıyoruz. Dünyada sadece Van Gölü'nde olan Van Gölü balığını aslında biz burada bugün yemeyeceğiz. Biz bunun tanıtımını yapıyoruz. Dünyaya diyoruz ki bakın biz Van Gölülüler olarak biz çok şanslıyız. Çünkü bu balık sadece bizde var ve biz yiyoruz. Şunu da öneriyoruz, diyoruz ki sakın bu balığı yemeden ölmeyin. Bu üçüncüsünü burada yapıyoruz. Daha önce Van'da iki tanesini yaptık. 2016 ve 2017 yıllarında. Niyetimiz, biz zaten ismimizden de Van Gölü aktivistleriyiz. Yani Adil Cevaz'da, Tatvan'da, Gevaş'ta, Van'da bizim için hiç fark etmiyor. Biz hepimiz bir gölün etrafındayız. Van Gölülüyüz. Biz değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle başkanımın dediği gibi Adil Cevaz bu konuda gerçekten teşekkür ediyoruz halkına. Temiz tutuyor. Bizler de el birliğiyle temiz tutup bu güzelliği geleceğe taşımamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımıza, torunlarımıza, yani bize rahmet dokumaları için biz bugünden bu güzelliğe sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl biz kendi dedelerimize diyorsak, Allah rahmet etsin, bize böyle cennet gibi bir yer bırakmışlar. Biz de torunlarımıza bize rahmet okuyabilmeleri için bugünden sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsak bizim bu Van Gölümüz maalesef Van çöplüğüne dönecek. Bizim elimizde. Baskı kuralım, gerekirse duyuralım her tarafa. Tekrardan burada bize destek olan Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, sponsor olan Ticaret Odası'na, Esnaf Sanatkarlar Odası'na, Bilal Bey'e, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Van Gölü aktivistleri, Van'dan gelen misafirlerimize de teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Basınımızın değerli mensupları, sizler de çok sağ olun, var olun. Bu işin tanıtımının önemli ayağı sizdedir. Sizlere de teşekkür ediyoruz. İnşallah Van Gölü dünyada tanınacak. Van Gölü balığı. Özellikle şunu da belirteyim. Bu Van Gölü balığıdır. Van ismiyle mutlaka bu bölgenin ismiyle gitmek zorunda. İnci kefali bizim balığın türüdür. Ama ismi Van Gölü balığıdır. Eğer ki biz hani nasıl Sivas'ın kangalı diyorsak veya başka bir yerin Karadeniz'in hamsisi diyorsak, inci kefali dediğimiz zaman kimse bilmez. Ama Van Gölü dediğimiz zaman önce Türkiye ön plana çıkacak, sonra dünya herkes bilecek ki bu balık türü nerede var? Sadece Türkiye'de var. Türkiye'nin neresinde var? Tabii ki Van Gölü'nde. Burası değerlenecek. Bu çok önemli bir vurgu arkadaşlar. Zaten ismi tescillendi. Şu anda Van balığı diye inci kefali iki isim. Yerel ismiyle Van Gölü balığı da yakında inşallah tescillenecek. Biz hep beraber bu isimle kullanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun. Sayın hocama teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bizi birçok konuda yalnız bırakmayıp bugüne kadar hiçbir desteğini esirgemeyen Sayın ilçe belediye başkanımız Necati Gürsoy beyefendiyi aramıza davet etmek isterim. Sayın başkanım. Arkadaşlar, renkli kimliğiyle sosyal etkinliklerde hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmayan Sayın belediye başkanıma kocaman bir alkış rica etsem. Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum Ümit Başkan. Sen daha bizden çok daha renklisin. Hakikaten öyledir. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Bitlis'ten buraya kadar zahmet buyuran polis müdürümüz, çok değerli Tatman Odası Başkanımız ekibi, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hemşerilerim, işte görüyorsunuz Adil Cavaz bu. Arkamızda Süphan Dağı, önümüzde Van Gölü. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bize bunu daha da güzel hale getirelim dedik. Sağ olsun Van'dan sevgili dostumuz Erdoğan Özel Bey, Van Gölü aktivistlerini de getirerek bu yıl ilçemizde ilimizin Esnaf Odası Başkanı Ümit Bey ve Tatvan Başkanı Bilal Bey ile birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Ha belki diyeceksiniz çok değerli toplu değil. Biz bunu özellikle böyle istedik. Bir karnaval havası içinde olsun istedik. Herkes gönlünce gelsin, eğlensin, dinlensin. Ama halaylara çok katılmıyorsunuz. Bu yaşta ben bir saat başı çekiyorum. Bizim peşimize takılan yok. Kaymakam Bey dahil. Efendim, değerli hemşehrilerim. Hakikaten Adil Cavazımız güzel. Ama burayı, bu doğayı güzel yapan siz değerli hemşerilerimiz, buraya gelen yöneticilerimizdir. Bunu daha daha güzel hale getireceğiz inşallah. Biraz önce Erdoğan Bey söyledi. Dünyada en güzel balıklardan veya şöyle diyeyim, pek bulunmayan balıklardan biri İnci Kefali Van Gölü'nde çıkıyor. Bunun için Van Gölü'nün kıymetini bilelim. Gerçekten Van Gölü biterse Doğu biter, Adil Cavaz biter veya Türkiye'ye çok zarar olur. Bunu gözümüz gibi bakacağız, koruyacağız. Değerli hemşerilerim, zannediyorum yağmur yağmak üzere. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Biz bir iki saat yukarıdan müsaade almıştık. Herhalde biraz sonra yağacak. Gençler siz biraz sürat yapın. Önce bayanlara, sonra da vatandaşa biraz ayran aşıyla balık yedirelim. Efendim, Türkiye'mizin malumu, etrafımız ateş çemberi, içerimizde maalesef hain dolu. Ama onlar temizleniyor. Bu güzelim ülke, bu güzelim Adil Cavaz, huzurlu, mutlu bir hale gelecek sizlerin, bizlerin yardımıyla. Allah huzurumuzu bozmasın. Her günümüz böyle olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben tek tek isim saymayacağım. Bu etkinlikte katkısı olan başta Esnaf Odası Başkanı Ümit Bey, Bilal Bey ve herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Geldiği günden beri Adil Cavaz için koşan, hakikaten derdimizle dertleşen kaymakamımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız o dedi ki sen sadece ikimiz adına konuş. Onun da size selamı var. Efendim, tekrar afiyet olsun. İnşallah bunu biraz daha büyüterek, daha da geliştirerek daha güzel, daha iyi günler bizi bekliyor. Afiyet olsun. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız efendim. Hepinize sevgiler, saygılar. Sayın Başkanım, iyi niyetlerinizden dolayı size teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Sağ olun, varın. Değerli arkadaşlar, eğlenceye kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mahalli sanatçılarımız Burak Karahan, Adem Küçük ve Bünyamin Babahan. Gerçi halk arasında Bünyamin Tatlıses diye anlattığımız, değer verdiğimiz bir abimiz, kardeşimiz. Şimdi sizlere mikrofonu kendilerine arz edeceğim. Doyasıya eğlenmenizi diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim başkanım. Bir iki kelime bir şey söylemek isterim müsaadeniz olursa efendim. Ben Sayın Valim'in, değerli kaymakamlarımın, belediye başkanlarımın burada olduklarını beni bağışlasınlar. Bilemedim, özür diliyorum. İlk kez böyle bir gaf yaptım. Hoş sefa gelmişler, şerefler vermişler. Ayrıca bu güzel organizasyonu düzenleyen Erdoğan Hoca ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ve maalesef sabahtan beri ben bir şeye dikkat ettim. Bizim haberlerimizi yapan, bizim elimiz konumuz olan insanların hiç bahsedilmiyor. Basın mensuplarına ben teşekkür ediyorum. Bitlis TV'ye, Adil Cavaz haberi, Adil Cavaz 13'e.
bir alkış istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çünkü onlar olmasa biz kocaman bir hiçiz. Ezandan sonra devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Ne güzel bağlar. Ne güzel bağlar. Elleri boynunda bir güzel ağlar. Uyan bana. Akılavan gölü çevresinde bir güzel ağlar. Uyan bana aman, ben nasıl edim oyu. Evet değerli dostlar, balık tavsiyemi yapılıyor. Böyle tek sıra halinde olalım. Lütfen tek sıra halinde olalım. Çünkü de türkü söylemek bir başka alıyor. Evet. Bir de var yurtalım. Tabip sen anlama benim yaram. Beni bu dertlere salalı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Hemen bu ömrümü cana getirmeli. Sarıp o getir. Taşın başın yol getir. Neden bu ömrümü cana getirdin? Gidin ara bul getir. Taşın başın yol getir. O güzel alkışlar. Bu şenliği yapan organize yapanlara gelsin. Böyle güzel bir alkış görmek istiyorum. Ellerini dert görün hemşerilerim. Allah'ınıza kurban. Abi bir de balık sırasını bir tek sıraya geçelim. Birazdan takı töreni yapılacak efendim. Sıraya geçelim. Senden bu ömrümü canan getir. Git ona bul getir. Saçın başın yol getir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Elinize kuluca sağlık. Allah'a ısmarladık Hatice var. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Nasıl yemek alalım? Beyefendi nasıl yemek alalım? Evet. Bugün Bitlis'in Adli Cevaz ilçesindeydik. Van Gölü aktivistlerinin düzenlemiş olduğu balık festivaline katıldık. Ve Bitlis Detay programının sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyorum.